Restriksiyon enzimleri nedir? Ne işe yarar? Bir fikriniz var mı? Eğer yoksa kulak verin, anlatıyorum. Diyelim ki bu bir bakteri olsun. Öyle karışanı görüşeni olmayan kendi halinde bir bakteri. Sonra bir gün bu virüs çıka geliyor. Bu da tam aksine kendisine bulaşacak yer arayan bir virüs. Kendi halinde yaşayıp giden bakterimize gözünü kestiriyor. Niyeti bir şekilde bakterinin içine sızmak doğruca bakteriye gidiyor, yaklaşıyor ve yeterince yanına sokulduğunda taşıdığı viral DNA'yı bakterinin içine zerk ediyor, atı veriyor böyle. Evet. Bu da o viral DNA olsun. Viral. Ama sonuçta bakterimiz bir canlı mikroorganizma, değil mi? Onun da kendi DNA'sı var. Maviyle çizdiğim şu şey de bakterinin DNA'sı olsun. Yani bakteriyel DNA. Umarım bu çizdiklerimden virüsün bakteriyi enfekte ettiği anlaşılmıyordur. Evet, bakterimiz viral DNA saldırısı altında. Dolayısıyla bu durumla başa çıkmanın yani viral DNA'yı yok etmenin bir yolunu arıyor. Tabii bu süreçte dost ve düşman DNA'ları net olarak ayırt etmesi gerekiyor önce. Bunun için önce kendi DNA'sını işaretliyor. Şu mor noktacıklar bakterinin kendi DNA'sına koyduğu işaretler olsun. Tüm bu noktacıklar aslında bir metil grubu. Hemen karşısına yazalım. Metil grubu. Metal grubu değil arkadaşlar, metil grubu. Bakteriyel DNA'nın metilasyonu ya da metillenmesi normalde bakterinin hücre sıvısı içinde bulunan metilaz adlı enzim sayesinde gerçekleşiyor. Sentezlenen bakteriyel DNA nükleik asit zincirine eklenen metilaz enzimiyle metilleniyor ve bir kimliğe bürünüyor. Bu sayede bakteri metillenmiş DNA'yı kendi DNA'sı, metillenmemiş DNA'yı ise yabancı DNA olarak görüyor. Yani metilazın dost ve düşman DNA ayrımında kilit rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Bakterinin sitoplazmasında bulunan bir diğer enzim ise videomuzun başlığına adını veren enzim yani restriksiyon enzimi. Restriksiyon enzimi, bakteriyel DNA'nın hücre sıvısı içinde devreye gezen bir kolluk kuvveti gibidir adeta. Metillenmiş DNA'ya herhangi bir müdahalede bulunmazken, metillenmemiş DNA ile karşılaştığında derhal harekete geçip onu yok ediyor. Bu, bakteri için viral DNA saldırılarına karşı korunmanın bir yolu. Önce kendi DNA'sını metilaz enzimiyle belirgin hale getiriyor, ardından restriksiyon enzimiyle yabancı DNA'yı saptayıp yok ediyor. Yeri gelmişken buradaki restriksiyon sözcüğünün anlamına da değineyim. Restriksiyon, kısıtlama, sınırlandırma demek. Şu durumda restriksiyon enzimi ya da kısıtlama enzimi ya da kısıtlayıcı enzim e, olarak e, adlandırılabilir. Değil mi? Böyle de diyebiliriz. Bu enzim türüne böyle bir yakıştırmanın yapılmış olması elbette sebepsiz değil. Bakteriyel DNA'lar üzerinde araştırmalar, e, bilim insanlarının şöyle bir sonuca varmasına e, neden olmuş. Bazı bakteri türlerinin virüslere karşı dirençli olduğunu fark etmişler. Yani bir takım bakteriler viral saldırılara karşı kendilerini koruma ve yabancı DNA'ları yok etme becerisine sahip. Bunu da içlerine sızan virüsün faaliyetlerini sınırlandırarak başarıyorlar. Restriksiyon yani kısıtlama enzimleri sayesinde Tabi bir restriksiyon enziminin görevini yerine getirebilmesi için belirli bir bakteriyel DNA dizisini tanımlayabiliyor olması gerek. O halde şimdi ekranımızda tertemiz bir sayfa açalım ve buraya örnek bir DNA dizisi yazalım. Diyelim ki bakteriyel DNA üzerindeki bir nükleotit dizisine zoom yapıyoruz. Nasıl bir dizi olsun? Mesela G, A, -A -T -T olsun. Tabi bu tek iplikten oluşan bir dizi. Peki ya çift iplikli bir dizi nasıl olurdu? Yani diğer diziyi nasıl sıralayacağız? Evet, o da G, A, A, T, T, C. Ama gördüğünüz gibi bu defa tersten yazıyorum. Yani sağdan sola olacak şekilde G, A, A, T, T, C diye. Aynı nükleotitlerin birbirine karşı yönde sıralandığı simetrik bir dizilim. Bu kendine özgü dizilimin bir adı var. Buna e, palindromik dizilim diyoruz. Yazalım palindromik dizilim. Karşılıklı iki sıradan oluşan bir yapboz gibi adeta. Karşıt yönde girinti ve çıkıntılarıyla birbirini tamamlayan bas çiftleri. İşte restriksiyon enzimlerinin ayırt ettiği şey tam olarak bu. Palindromik dizilim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Diyelim ki elimizde bir restriksiyon enzimi var. Adı da Eko R1. Evet ecor R1 olsun. Böyle bir enzim gerçekten de var zaten. İsmini ben uydurmadım. Bu enzim ecor R1 buradaki palindromik dizilimi ayırt edebilme becerisine sahip. Bakterinin hücre sıvısı içinde gezinen Eko R1 bu dizilimi tanıyor. Dizilimin yani dizilim metillenmişse bu DNA bizden diyor ve hiç ilişmiyor. Fakat viral DNA'daki gibi metillenmemiş bir dizilimle karşılaştığında derhal harekete geçip bu nükleotit dizisini parçalamaya başlıyor. İşte farklı bir renkle bunu e, burada göstersem daha iyi olacak. İşte böyle. Eko R1 bu çift sarmallı DNA yapbozunu çapraz biçimde kesip bağ çiftlerini bağlantı yerlerinden koparıyor. Peki geriye ne kalıyor derseniz? Geriye G ve C yani guanin ve sitozin dışındaki birbirinden tamamen kopmuş iki sıra nükleotit dizisi kalıyor. Yani şöyle alttaki sırada üstten G ile bağını sürdüren bir C ve peşi sıra T T A A yani timin ve adenin Üstteki sırada ise AATT T ve yine alt sıradaki G ile bağlı kalabilen bir C. Bu sıralar çapraz biçimde kesildiği için alt sırayı yukarıya, üst sırayı da aşağıya yazdım. Gördüğünüz gibi artık elimizde neredeyse tamamen birbirinden ayrılmış iki sıra var. Neredeyse tamamen diyorum çünkü bütünlüğü koruyan tek bas çifti G ve C. Diğerleri yani T ve A'lar bağlantı noktalarından koparılmış yapboz parçaları gibi birbirinden ayrıldı. Bu halleriyle artık bir anlam ifade etmeyen nükleotit dizileri ortalıkta başıboş halde geziyorlar. Fakat unutmayalım ki bu G ve C dışında yapbozun geri kalanı artık açıkta. Yani karşılarına bu girinti ve çıkıntı kombinasyonuyla uyumlu başka bir kombinasyon çıktığında her an onunla bütünleşebilir, anlamlı bir bas çifti dizisi oluşturabilirler. İşte bu yüzden açıkta kalan bu uçlara yapışkan uçlar deniyor. G'lerin yanına birer çizgi çekerek gösterirsem herhalde anlaşılır. İşte böyle yap yapışkan uçlar. Dediğim gibi tamamlayıcı nitelikteki bu baz dizilerinin yeni bir yapı oluşturmaları an meselesi. Yeter ki kendilerine uygun başka bir dizi bulabilsinler. Aslında bu durum bazen işimize de yarıyor. Yapışkan uçları tıbbi amaçlarla kullanabiliyoruz. Mesela insülin sentezinde. Tabii sözüne ettiğim şey insan insülini. İnsan insülinini pardon, insan insülini. Peki nasıl Restriksiyon enzimi teknolojisiyle nasıl insülin elde ediyoruz? Yeri gelmişken onu da anlatayım. Diyelim ki elimizde bir adet bakteri var ve tabii bu bakteri içinde kendi DNA'sını barındırıyor. Öncelikle bu bakteriyel DNA'yı oradan çekip alıyoruz yani hücre dışına çıkarıyoruz. Aslında burada bakteriyel DNA'dan kastımız plazmitler. Bakteriyel kromozomlardan bahsetmiyoruz. Evet. Bu da o bakteriyel DNA olsun. Bu sefer biraz daha büyük çizdim. Sonra bir enzimini kullanarak DNA'yı kesiyoruz. Mesela tam şuradan keselim. Kırpılmış bakteriyel DNA'mız artık bu halde. Şu kısımda bir boşluk oluştu, değil mi? Tabi beraberinde yapışkan uçlar da oluştu. Şimdi bu boşluğa başka bir malzeme ile yama yapacağız. Bu tarafta bir adet G ve devamında CTTAA -A dizisi olsun. Diğer tarafta da bir AATTC dizisi ve devamında bir adet G var. İşte Sözünü ettiğim yapışkan uçlar bunlar. O halde devam edelim ve yama malzemesi olarak insülin geni kullanalım. İnsülin. Bu da aynı şekilde Eko R1 kullanarak kesip çıkardığımız insan insülin geni olsun. Tabii onun da yapışkan uçları var. Mesela bu tarafta bir AATTC dizisi ve bir adet G. Diğer tarafta ise bir adet G ve devamında CTTAA dizisi. Gördüğünüz gibi insülin geninin şu ucu bakteriyel gendeki boşluğun şu ucuyla, diğer ucuysa boşluğun şu ucuyla birebir örtüşüyor. O halde yapmamız gereken tek şey yapbozun bu eksik parçalarını yerlerine yerleştirmek. İnsülin genine ait bu parçayı alıyor, bakteriyel DNA'da oluşan boşluğa yapıştırıyoruz ve bu iki parça bütünleşiyor. Buna ek olarak bir de e, ligaz isimli bir enzimin buraya eklenmesi gerekiyor. Evet, bakterimiz artık insülin sentezlemeye hazır. Bunun gibi çok sayıda bakteri bir araya geldiğinde ortaya adeta bir insülin fabrikası çıkıyor. Bakteriler tarafından üretilen insülini alıp arıtıyor ve diyabet hastalarının kullanımına sunuyoruz. Gayet düşük maliyetli, pratik bir yöntem. Ve aslında bunu restriksiyon enzimleri sayesinde başarıyoruz.